Sevgilisen ağlasın mı? Ben mi? Yok canım, ne ağlaması? Ha, o mu? O demin gözüme rimel kaçtı da ondan öyle. Ayrıca kızım yok dediysem duygularım da mı yok? Ağlayamaz mıyım yani? Doğru ya. Biz sana göre soldan sağa bilmem ne. 8 harfli sinamikeyiz değil mi? Nasıl da bulmuşum. Sinamike dedim diye kızmadın ya bana. Ben kadınım Yılmaz. Her zaman belli etmesem de benim de duygularım var. Madem bu duygularını aldın, hadi yarın kızımızla gidelim. Ha, ne dersin? Sen onunla konuşuyor musun? Her gün konuşuyorum. Peki, nerede kalıyormuş? Metin neye tutmuşlar? Ne? Nikahsız deftersiz. Yani o adam da aynı evde kalıyor, öyle mi? Çocuklar senin yüzünden evlenemiyorlar ki. Yavaş yavaş döşüyorlarmış işte. Tamam. Tamam. Ne halleri varsa görsünler. Yani sen şimdi gelmiyorsun. Gelmiyorum. Sana da yolun açık olsun diyorum. Paşa gönlüm bilir. Hadi iyi geceler. Yine al şunu da sıcak sıcak Canan ablana götür. İçi ısınsın. Ben götüremem. Ayıp kızım. Aslı daha gelmedi. Hafize Hanım da aşağı inemedi bir türlü başından ayrılıp. Sevaptır. Vallahi yakında Aslı Hanım gelir. Verirsiniz o götürür. Yani bu huysuzluğunu anlayamıyorum yine. O kadar kötü davranıyorsun ki eğer Aslı 3-5 vakte kadar bu işi öğrenirse sebebini senden bileceğim. Ayşe teyze. Hoş geldin kızım. Geç. Ayşe teyze, siz iyi misiniz? İyiyim. İyiyim maşallah. Ablan biraz rahatsız. Hiç haberim olmadı. Neyi var? Nesi olacak? Öbür tarafa hazırlık yapıyor. Ateşler içinde cayır cayır yanıyor. O nasıl laf? Osman Bey aşk olsun. Ablam biraz rahatsız ya, ona çorba hazırladım. Sen yukarı çıkarken onu götürür müsün? Mine, sen de al dedeni. Hadi oturun sofraya. Dede torun mahsus mu yapıyorsunuz? Dikkat etsene lafına. Bir edersin, iki edersin. Ne bu böyle her dakika sustalı köpek gibi mi duracağız burada? Hah. Ama yavaş kızım, yüreğime mi indireceksin? Ne oluyor anne? Nesi var ablamın? Herkes bir tuhaf ya. Nesi olacak canım? Hırkalı hırkasız çıkıyor bahçeye. Kapmış ifayı, bütün gün titredi durdu. Anne bana ne hiç haber vermiyorsunuz ya? Telaş etme dedik. İyi ki de vermemişiz. Bak ortalığı ayağa kaldırdın. Abla. Aslı. Ne kadardır böylesin? Öğleden beri. Düşmüş hali. Çok şükür daha iyiyim ama şimdi. Be ablacığım ya, hiç böyle şeyler ihmale gelir mi? Ya bebeğine bir şey olsaydı? Bebeğim iyi Aslı. Sorun yok. Yani hayatındaki insanların senin bilmediğin bir şey bildiğini mi düşünüyorsun? Evet ama sonra da paranoyak olduğumu düşünüp insanlara haksızlık ettiğim için pişmanlık duyuyorum. Hadi bakalım. Nasıl istiyorsunuz düğünü? Yani biz aslında şöyle küçük, sevimli bir yerde birkaç kişi bir arada olalım yeter diye düşünüyoruz. Ay, vallahi bu konuda benim kusuruma bakmayın kızım. Anneyi babayı da küstürdüler. 3-5 kişiyle düğünü de ucuza getiriyorlar demezler mi? Ha, ben vallahi kimseye böyle bir laf söyletmem, kusura bakmayın. Ay, olur mu öyle şey ama efendim, yani hem bize ne, el alem ne derse desin. Gönül, annem doğru diyor aslında ya. Biz böyle küçüğüne kaçmasak mı? Sonra malum annenin dilinden de kurtulamayız yani. Aşk olsun yani Metin. Neyse canım. Çocuklar nasıl mutlu olursa öyle olsun. Hadi kalkalım. Evli evine, köylü köyüne. Ay olmuyor böyle ama sizde her lafa alınıyor gibi. Lütfen, üzülüyorum sonra. Gitmeyin, akşam birlikte olalım.
Tabii anne, ne bu böyle her akşam polis evi polis evi taşınıyorsunuz? Yakalın işte burada. Yok oğlum, yok. Herkes evini, yerini, yurdunu bilsin. Ay zaten şu düğününüzü yapalım da hayırlısıyla biz bir an önce gidelim. Anne, yani ne gitme meraklısıymışsın? Gönül de diyor, kalın işte. Düğünden sonra da kalırsınız. Burası sizin eviniz ya. Ne bu şimdi? Ne bileyim abi. Biliyorsun adetim değil ama insan böyle zamanlarda ne yapacağını pek bilemiyor be. Ben de suyu falan bıraktım sandım. Yok be birader. Yani ne suyu bırakmaya ne de alkole başlamaya niyetim yok. Dedim ya abi işte. Bir gecelik böyle efkarla karışık. Hadi al. Nasıl Leman teyzem? İyi iyi. Biraz biraz uyanmaya başladı. Yarın da ikimizi birden tutmuyorlar. Şimdi babam kalıyor. Canan abla ne diyor? Ya Canan ablayı göremedim birader de Mine ile karşılaştık. Ateşi varmış biraz ama düşürmüşler. Şimdi iyiymiş yani. Bak bu iyi haber. Ama kötü haberler de var bedeniz olan. Konaktaki herkes olup biten her şeyi öğrenmiş. Ya senin anlayacağın Osman amcanın delilenip kuzuyu da, Canan ablayı da, Hafize teyzeyi de kardeşinle beraber kapının önüne koyması an meselesi. Öyle bir şey olmayacak Efe. Babamla konuşacağım. Yani madem her şey ortaya çıktı, o da ortaya çıkıp Canan ablaya da ailesine sahip çıkacak. İyi de birader, bu kuzunun her şeyi öğrenip canımıza ot tıkaması anlamına gelmiyor mu? Onunla da konuşacağım. Aslı'nın bunu herhangi bir şekilde herhangi birinden duymasını istemiyorum. Ya ona bunu söyleyecek biri varsa o da ben olmalıyım. En doğrusu bu diyorsun ha? Hani bana hastanede en karmaşık zamanlarda kendine en doğru soruları sorup yine kendine en doğru cevapları vereceksin demiştin ya. Yani şöyle geriye bir dönüp baktığımda yalan dolan bize felaketten başka bir şey getirmemiş bir oğlum. Şimdi Aslı ve ailesi sokakta kalacak. Ne için? En doğru cevap bu. Ve hiçbir gerçek bir insana yalan kadar zarar veremez oğlum.